Sadece oynanan bir oyun olsa da zekaya gerek duyulan bir spor, pratiğe gerek duyulan bir spor ve tecrübeye, efora, yani aslında tam bir sporcuda olması gereken özellikler olması gerekiyor sanırım. Hasan, bu soruya cevap vermek ister misin? Bir sporcuda bunların olması gerekiyor. Bence de genel olarak zaten tıpkı normal bir spor gibi. Mesela takım antrenmanları var, tekli antrenmanların var kendi başına yaptığın. Genel olarak takım olarak antrenman yapıyorsun yabancı takımlarla. Kendin kalktığında ilk önce antrenman seansın oluyor, işte tekli dereceli dediğimiz. Yabancı takım bunlarla falan da oynuyoruz. Hı hı. Normal bir spor gibi yani. Antrenmanlarımız var. Çalışıyoruz öyle. Peki bir de Birkan'a soralım. Birkan, şu anda yanımızda değilsin ama tabii ki senin de bu spora katkın çok büyük. Sen de başarılı bir NBA 2K oyuncususun. Senin spora bakışın nasıl? Aslında Hasan'a da sormak istediğim bir soru. Nasıl bu sporda tecrübe edinmeye ve profesyonel olmaya karar verdin? Öncelikle ben bu oyunu çok uzun süredir oynuyorum. Sadece oynadığım alanda yoğunlaştım. Profesyonel olarak 2 senedir oynuyorum ama dediğim gibi yaklaşık 6 senedir bu seviyede oynamaya devam ediyorum. Ve dediğiniz gibi tam olarak sporun şeylerini karşılamasa da sonuçta bir beceri gerektiren bir durum. Herkesin yapamayacağı bir durum. Yani ben sizin dediğiniz şeylere katılıyorum. Bence spordur. Peki yine stüdyoya dönmek istiyorum. Embe, sana sorayım bu soruyu. Kimler e-spor sporcusu olabilir? Nasıl e-spor sporcusu olabiliriz? Kaç yaşından itibaren lisans alarak, profesyonel olarak bu yolda yürümeye başlayabilirler? Tamam. Bu soruyu ve bir öncekinle ilgili de birkaç tane şey söylemek istiyorum. Birkan'ın dediği gibi aslında bana kalırsa da hani hem e-sporun içerisinde spora özgün birçok şey bulunuyor. Ben iki oyuncunun da söylemediği bir şey daha eklemek istiyorum. Hı-hı. Aynı anda iletişim ve takım çalışması burada çok çok önemli. Evet. Yani bireysel oyuncularımızın bulunduğu oyunlarımız da var ama birçok oyunumuz 3, 4 ya da 5 kişilik takımlarla oynanıyor. Mesela Birkanların oynadığı NBA 2K oyunu oldukça başarılı ve takım oyunu, takım uyumu olması gereken bir oyun. Mesela yine Birkan'ın bulunduğu pozisyon özelinde de söyleyeyim. Saliselik bir fark, iletişimde saliselik bir eksiklik ciddi anlamda takımın belki de maç kaybetmesine dair neden olabilir. O yüzden takım uyumu, iletişim, dil ve bunu çok iyi kullanmak bence e-sporun olmazsa olmazları. Kimler e-sporcu olabilir? Şu an Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla 15 yaşından yüksek herkese, 15 yaşını geçmiş herkes e-spor lisansı başvurusunda bulunabiliyor. Dolayısıyla federasyon onaylı e-sporcu olabiliyorlar. Biz de 15 yaşından yüksek oyuncularla iletişim içerisinde olabiliyoruz. Gerçekten çok değerlilerse 15 yaşında, 16 yaşında dahi olsalar oyuncularla iletişime geçip onları bir gün 1907 Fenerbahçe Espor'a katmayı hedefliyoruz. Fakat bizim önceliklerimizden biri yine gençlerin eğitimi. Dolayısıyla burada kimseyi daha 15-16 yaşındayken tamamen e-spora odaklamak, hayatındaki eğitim tarafını kenara bırakıp burada oyun oynamalarına neden olmak istemiyoruz. Evet. Dolayısıyla bu konuda özellikle aileleriyle iletişimdeyiz. Onların eğitimi bizim ilk etapta öncelik verdiğimiz konu ama bir yandan da yanlarında, yani eğitiminin yanında e-spora odaklanmalarını, oyun oynamalarını, kendilerini geliştirmelerini de sağlamaya çalışıyoruz. Evet, biz tabii ki fiziksel olarak yapılan sporlar için de hep bunu söylüyoruz. Buraya gelen işte spor okullarından hocalarımız, antrenörlerimiz ve sporcular. Akademik kariyerle sportif anlamdaki kariyer birlikte götürülebilir. Aynı şekilde siz de bu konuda çok özen gösterdiğinizi zaten cümlelerinizde anlattınız. Peki Hasan da okuyor, Birkan da okuyor. Hasan daha 19 yaşında. Evet, ben liseden mezun oldum. Peki nasıl gidiyor? Hem tabii bu pandemi döneminde birazcık daha evde kaldık. Aslında birazdan sormak istediğim soru. Sorulardan biri de şu, daha çok bağlandık. Çünkü konsol oyunlarının oynanması, işte dijital platformlarda geçirilen zamanlar, bunlarda gerçekten gözle görülür bir artış olduğunu herkes söylüyor zaten. Son dönem senin için biraz kolay olmuş olabilir. Evet. Çünkü okula gitmiyorsun, spor hayatına daha çok vakit ayırabiliyorsun. Ama genel anlamda tabii ki eğitimle bu sporun nasıl gittiğini merak ediyorum ben. Bence eğer tam olarak e-spor düşünüyorsan ve okulda düşünüyorsan, yani ikisinden birinde seçim yapman gerekiyor bence başarılı olmak için. Eğer tam olarak okula odaklanacaksan e-spor'da hani çok bir zaman ayıramıyorsun. Tam olarak da e-spora odaklanacaksan okulu başlıyorsun. O yüzden e-spora odaklanmak için bence bir seçim yapman gerekiyor. Ben de mesela o seçimi yaptığımda açığa geçmeyi düşündüm direkt. Açığa geçip e-spora daha çok odaklandım. Hani vakit ayırman gereken bir şey. Öyle bir seçim yapmak gerekiyor yani. Peki Birkan'a da soralım. Birkan, senin eğitim hayatında e-spor nasıl gidiyor? İkisi birlikte kolay yürütülebilir mi sence? Ya da senin zorlandığın zamanlar oldu mu hiç?
Hasan'ın dediğine kısmen katılıyorum. Çünkü onun oynadığı oyun gün içinde çok daha fazla zaman geçirmesi gereken bir oyun. Gün içinde çok daha fazla antrenman yapması gereken bir oyun. Ama benim oynadığım oyunda bu süre bu kadar fazla değil. Oynadığımız oyuna göre değişebilen bir durum. Ve ben kendi oynadığım oyunda okulumu yürütebiliyorum. Üniversite 1. sınıf İngilizce bölümünde okuyorum. Ve yürütebiliyorum ikisiyle beraber. E-spora daha çok odaklandığım halde. Okuluma göre. Şimdi tabii yine amatör branşlardan gelen sporcularımıza özellikle işte yüzme olsun, boks olsun, atletizm hepsine ben soruyorum. Bir gününüz nasıl geçiyor? Ne kadar antrenman yapıyorsunuz? İşte yarışlar yaklaştığında günde çift antrenman olabiliyor, sabahın erken saatlerinde olabiliyor. Siz antrenmanlarınızı nasıl yapıyorsunuz? Tabii ki büyük ihtimalle evinizde ama bir takım çalışması olduğu için belki zaman zaman motivasyon anlamında bir araya geldiğiniz de oluyordur ama bir sporcunun bir günü nasıl geçiyor? Sen günde kaç saat antrenman yapıyorsun? Dediğim gibi benim oyunum diğer oyunlara göre bir tık daha az zaman gerektiren bir oyun ama günlük en azından özellikle turnuvalarımızın olduğu gün 4 saat, 3 saat bu civarda antrenman yapılması gerekiyor en az. Çünkü diğer oyunlar gibi bazı mekanik böyle reaksiyonlar gerekiyor ve bunun için çok uzun süre sınman gerekiyor ki o hataları yapmamak için. 3-4 saat en az günlük diyebilirim. Peki Birkan'ın diğer oyunlar dediği işte mekanik, herhalde birazcık bu savaş oyunu diye adlandırmam doğru olur mu? Nasıl söyleyeceğimi de açıkçası bilemiyorum. Diğer oyunlar dediğinde Birkan'ın biz hangi oyunları algılamalıyız? Biraz daha fazla antrenman gerektiren oyunlar hangileri? Yani MOBA ve FPS olarak bunları biz aslında terimler olarak kullanıyoruz. Savaş oyunları denebilir mi? Denemez. Ben de zannetmiyorum. Tercih etmiyoruz. Evet, tercih de etmiyorum. Çünkü aslında tam olarak da savaşmıyorlar. Bunlar bir strateji belirliyorlar. Strateji ve de oyunu, evet. Kuşatmaya çalışıyorlar. Birçok konuda birçok gelişmeyi kuşatma olarak kullanıyoruz aslında. Hani tamamen kimseyi burada hani kan ve öldürme ve benzeri konular artık yok denecek kadar az birçok oyunda. Ne kadar tamamen güzel. Strateji üzerine kurulmuş bir konu. Ve hatta yeni oyunlarda buna ciddi anlamda önem de veriliyor. Ve de farklı şekillerde harika. Gösteriliyor. Hiçbir zaman aslında görüntü itibariyle öyle bir kirlilik veya bir sert görüntü kullanılmıyor artık. Ben Birkan'a aslında kendileri tarafında çok katılmıyorum. 3-4 saat dedi ama günlerinin bence 3-4 saatinden çok daha fazlasını şu an takımımıza adamış durumdalar. Özellikle de turnuva yani sadece official maçları neredeyse günde resmi maçları 3-4 saat sürüyor. Bir yandan da antrenman yapıyorlar ciddi sayıda ama mekanik diye bahsettiği diğer oyunlar mesela Hasan'ın oynadığı oyun ya da işte Valorant oyunu, Apex Legends oyunu takım çalışmasında birazcık daha İşte günlük hayatlarındaki mouse ve klavyelerini saliselik de olsa aynı reaksiyonu göstermeleriyle oluşabilecek bir konu. Burada küçücük bir hataları bile takımın dediğim gibi maç kaybetmesine dahi neden olabiliyor. Ben aynı şeyi gerçi Birkan'ların oyununda yani NBA 2K'de de görüyorum. Çünkü yine işte Birkan'ın pozisyonu dahil o pozisyonlarda küçücük bir fark, bir saliselik bir iletişim hatası bile takımın maçının kaybetmesine neden olabiliyor. Bir NBA 2K maçı izleme fırsatınız olursa ya da seyircilerin de izleme fırsatı olursa o aralarındaki iletişimi de görürsünüz. Bence gerçek bir basketbol takımından hiçbir farkları yok. Hatta aralarında kaptanımız Tansu olmak üzere birçoğu gerçek anlamda da basketbolu çok iyi oynuyor. Tansu profesyonel anlamda oynuyor. Tam anlamıyla da doğru taktikler, gerçek oyun ve birebir basketbol nasıl oynanıyorsa o şekilde oynamaya gayret gösteriyorlar. Peki sen de Hasan LOL oyuncususun. Senin bir günün Birkan'dan nasıl farklı geçiyor? Sen antrenman anlamında günde kaç saat ayırıyorsun? İlk önce kalkıp takımca kahvaltı yapıyoruz. Ondan sonra tekli dereceli dediğimiz böyle tekli antrenman tarzı bir şeyimiz var. Sonra saat 4-5'e kadar buna devam ediyoruz. Öğlen 4-5'e kadar. 4-5 gibi. Bir arada mı o anda takım? Kalkıp kahvaltı yapıyorsunuz. Evet, i̇şte o motivasyon anlamında bir araya geldiğiniz oluyor yani değil mi? Evet. Sonra 4-5'e kadar bu tekli antrenmana devam ediyoruz. 4-5 gibi takım antrenmanları oluyor. Böyle yabancı takımlarla oynadığımız takımca. Takım iletişimimizi güçlendirmek için. Ondan sonra takım antrenmanından sonra tekrar tekli dereceliğe dönüş yapıyoruz. Öyle bir günlük antrenman sürecimiz geçiyor. Peki bu tabii ki pandemiyle birlikte hayatımızda değişen şeyler oldu derken seyircili oynamak, mücadele etmek tabii ki çok büyük bir fark. Biraz önce zaten görüntülerde Ataşehir'de e-spor sahnesinde nasıl bir taraftar topluluğu, nasıl bir atmosferle o mücadelelerin yaşandığını gördük. Hatta şu anda da görüyoruz. İşte kupanın kaldırıldığında taraftarların da orada olması. Tabii ki bunlar yine motivasyon arttırıcı, yine insanı mutlu eden
eden şeyler. Peki taraftar olmadığında mücadele etmek, işte o sahnenin öyle dolu olmaması sana neler hissettirdi bu bir sene boyunca? Bence sahne atmosferi daha farklı sahnede oynamak. Işıklandırmalar falan bir ton şey var sahnede oynamakta arasında. Ama genel olarak yine maça çıktığında o maçın ciddiyetini hissediyorsun. Ciddi bir şekilde oynuyorsun yani. Yine o ciddiyet oluyor üstünde. Sporcular da hiç böyle o sahnede olmadığı için işte motivasyon kaybı yaşayan ya da işte bu pandeminin kendisine olumlu yansıması. Bu gibi artılar eksiler bu bir senede eminim ki çok yaşamışsınızdır. Siz neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Aslında şöyle şeyler oldu. Şimdi Hasanların durumuyla Birkanların durumu biraz farklı. Hasanlar bir gaming house dediğimiz, oyun evi dediğimiz bir evde kalıyorlar. Ve de aslında senenin tamamını tüm oyuncular, koçlar ve koç ekibi birlikte yaşıyorlar. Birkanlar ise aslında sadece bootcamp dediğimiz özel anlarda yani çok önemli bir turnuva varsa turnuva öncesi bir araya geliyorlar. Orada özel bir antrenman yapıyorlar. Birkaç hafta birlikte kalıyorlar. Fakat turnuvanın bitmesi veya ligin bitmesi ardından tekrar dağılıyorlar. League of Legends'la diğer oyunları aslında temelde ayıran faktör bu. League of Legends takımımız pandemi boyunca da yine aslında birlikteydi. Aynı evdelerdi. Ataşehir'de gaming house'umuzda, oyun evimizde bulunuyorlardı. Onlar kısmen antrenmanlarını yine yan yana yapabildiler. Tamam sahnede oynayamadılar, taraftara dokunamadılar ama onun dışındaki yıllık ritüelleri devam edebildi. Diğer oyunlarda bu bizi birazcık daha negatif etkiledi. Çünkü dediğim gibi biz oyuncuların sık sık bir araya gelmesini, özellikle de önemli turnuvalar öncesi yan yana olmalarını istiyoruz. Burada o bootcamp dediğimiz zaman zaman birleşebilecekleri alanları organize ediyoruz. Pandemide bunu çok sık yapamadık. Bence o yüzden en fazla diğer oyunlarımız etkilendi League of Legends'ın yanında. League of Legends'ta da Hasan'ın dediği gibi sahnede oynuyorsun ama oynamana rağmen seyirci yok. Bine yakın seyirci normalde düzenli olarak her maçımıza gelen seyircimiz şu an artık bizi sadece dijital olarak internetten izleyebildi. Bu da motivasyon kaybına bence tüm oyuncularımızda neden oldu. Özellikle de biz aslında 2020 senesinin de kış mevsimi şampiyonuyuz. Orada yerli oyuncularımız da yabancı oyuncularımız da en çok uluslararası turnuvaya gitmeyi hedefliyorlardı. Yani en büyük hayallerinden biri buydu. Pandemide bunun da gerçekleşememesi. Aslında hani kazanmış olduğumuz ve gitmemiz gereken Çin'e sadece pandemiden dolayı gidemiyor olmamız da epey oyuncularda moral bozukluğuna neden olmuştu. Peki sadece sanırım tabii ki bizim ülkemizde değil dünyada birçok ülkede ilgiyle takip edilen ve büyümeye de devam eden bir spor dalı diyebiliriz. Türkiye olarak bizim başarımızı değerlendirsek neler söylersiniz ve şu anda Türkiye'de kaç lisanslı sporcumuz var? Tamam. Türkiye bence her sene kendisini e-sporda geliştiriyor. Bunu ben hala söyleyebilirim. League of Legends ana oyunumuz ve ana oyunumuzda ülke başarısı olarak bölgesel başarımız son birkaç senedir düşüyor olsa dahi e-sporda birçok farklı oyun var. Dolayısıyla bu oyunların hepsini toplayınca, hepsini ayrı ayrı düşününce bence ülke olarak doğru bir noktaya doğru gidiyoruz. Şu an ülkemizde yani Türk olup da başka birçok ligde oynayan, mücadele eden de oyuncularımız var. Mesela İrfan diye çok değerli, çok sevdiğimiz, Hasan'ın da tanıdığı, benim de tanıdığım bir oyuncu şu an Avrupa'da. Avrupa'nın bir takımıyla birlikte Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Ve de aslında tüm gözler onun üstünde şu an. Avrupa'da birçok insan günlük hayatında İrfan'ı konuşuyor. İrfan sadece bir tane örnek. İrfan gibi şu an Türk olup da Avrupa'da, Amerika'da, dünyada rekabet eden birçok başarılı e-sporcu var. Takımlar olarak da yine bence doğru noktadayız, iyi bir noktadayız. Fenerbahçe e-spor olarak biz Avrupa'da ve dünyada birçok oyunda çok iyi işlere imza atıyoruz. Türkiye'de de yine bizim dışımızda da en az 2-3 tane takım daha sayabilirim ki Avrupa'da ve dünyada ciddi dereceler elde ediyor. Spesifik olarak örneklendirmem gerekirse de yine Birkan'la belki detaylarını konuşursunuz. NBA 2K takımımızın Avrupa şampiyonlukları böyle hani bir tane Avrupa şampiyonu olduğunda tebrik edeceğimiz bir durumdan artık bir alışkanlık haline geldi. Yanılmıyorsam çıktıkları son 13 turnuvanın 11'inde şampiyon oldular. Bu şampiyonlukları da yani sıradan takımlara karşı almadılar. Fransa'nın en iyi takımına, Almanya'nın en iyi takımına, İspanya'nın en iyi takımına, gerçek anlamda Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı bu başarıları aldılar. Aynı zamanda da yine hani ben aslında buraları Birkan'la konuşmanızı tercih ederdim ama FIBA konusunda da inanılmaz büyük bir başarı elde ettiler. Tüm Fenerbahçelileri de gururlandırdılar. Çünkü
FIBA'nın eSports Open adında gerçekleştirdiği ülkeler arası, yani milli takımlar arası turnuvada ikinci defa üst üste Türkiye olarak Avrupa şampiyonu olduk. Avrupa şampiyonu olan ve finalde oynayan 5 oyuncunun 5'i de Fenerbahçe Espor oyuncusuydu. Dolayısıyla bence burada da Fenerbahçeliler için unutulmaz bir an yaşattık. Aslında belki de bir tarihe imza attılar oyuncular. Evet, Birkan, Emre sana çok pas attı. O yüzden bu konuyu senin de konuşmalı. Hiç değilse birkaç cümle ilave etmeni isteyeceğim. Gerçekten NBA 2K takımının Avrupa'da en çok kupa kazanan, şampiyonluk kazanan takım olduğunu buradan bir kez daha söyleyelim. 2021 yılına baktığımızda ise 13 turnuvanın 11'ini kazandığınızı görüyoruz. Ve tabii ki Tosvet tarafından düzenlenen Türkiye Kupası'nı kazandığınız için milli takıma da seçildiniz. Bu da gerçekten çok büyük bir başarı. Sen hem takımınla hem bireysel performansınla ilgili neler söylersin? Tam olarak bu profesyonelliğe 6 sene boyunca erişmemiş olsam bile hep takip ettiğim bir platformdu, bir organizasyonu 2K. Ve Avrupa tarihi boyunca bu kadar dominant bir takım kurulduğunu ben düşünmüyorum ki kurulmadı bence de. Çünkü diğer takımlar tarafından aldığımız saygı ve kazandığımız saygı çok fazla. Artık ciddi anlamda korkulan bir takım haline geldik ve artık kazanamayacaklarını düşündükleri bir takım haline geldik. Ben bu konuda çok gururluyum, çok mutluyum. Çok mutlu olduğum bir durum. Takımın bir başarısı. Herkes pozisyonda Avrupa'nın en iyisi bana göre. Birçok oyuncuya göre. O yüzden çok mutluyum. Ayrıca FIBA konusuna gelecek olursak da FIBA'da hepimiz çok ayrı bir heyecanla, çok ayrı bir hırsla oynuyoruz. Çünkü bunu ülkemiz için, bu başarıyı ülkemiz için getirmeyi çok istiyorduk. Çünkü çok fazla, hem çok fazla izlendiğimiz bir turnuva hem de çok fazla gündeme geldiğimiz bir turnuva. Kendimiz için de aynı zamanda önemli bir turnuva. O yüzden bir üçüncüsü olsa, pardon bir dördüncü olsa onu yine kazanacağız. Ben eminim takımımdan. Bir kez daha seni tebrik ediyoruz Birkan. Aynı şekilde Hasan'a da başarılarınızın devamının gelmesini diliyoruz. Ben son soruyu Emre'ye vereceğim ama ikinize de şunu sormak istiyorum. Önce Birkan sana sorayım. Şimdi popüler sporlar var ülkemizde. Tabii ki futbol bunların başında geliyor. Fenerbahçe evet. Beko erkek basketbol takımımızın yaşadığı başarıların ardından basketbolun ülkemizde seyirci anlamında, işte o sporu yapmak isteyen genç anlamında gerçekten ne kadar yükselişe geçtiğini hepimiz biliyoruz. Peki sana böyle etrafında e-sporun kolay gözükebilir ama ne kadar zor olduğunu sizler burada anlatıyorsunuz. İşte hem oyun oynuyorsun hem maddi anlamda gelir kazanıyorsun. Yani gençlerimiz özellikle son dönemlerde popüler sporlara böyle bakabiliyorlar. Sen etrafında sana bu şekilde soru soran, işte ben nasıl e-sporcu olabilirim diyen kişiler var mı? Ve onlara nasıl cevaplar veriyorsun? Çünkü gençlerin ilgisi bu spora oldukça yoğun diyebiliyorum. Evet. Açıkçası bana böyle sorular geliyor. Geliyor ama kısmen ben de nasıl olduğumu bilmiyorum. Hani çok spesifik bir durum üzerine ben de olmadım. Bize tamamen takım üzerine bir teklif geldi. Oyunda çok iyi olduğumuz biliniyordu. Sanırım bir oyunda çok iyi olmak yeterli, bir şekilde sizi görüyorlar. Hani biraz değilsin, biraz farklı olmanız gerekiyor. Biraz diğerlerinden daha çok göz önünde bulunmanız gerekiyor. En kolay şekilde olmak için sanırım. Evet, gerçekten hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bir sporcuyla konuştuğunuzda aslında onun o başarıyı, işte bir birincilik, bir madalya aldığında onun altında kaç senenin yattığını, kaç antrenmanın yattığını, kaç sabah erken uyandığını, ne kadar geç yattığını, yorulduğunu, kimlere özlem duyduğunu, şimdi bunları dinlediğinizde aslında hiç kolay olmadığını görüyorsunuz. Ama uzaktan bakıldığında her şey çok kolay. Hasan, sana da sorayım bu soruyu. Hiç kolay değil, öyle değil mi? Yani genel olarak çok çalışman gerekiyor. Gerçekten zaman ayırman gereken bir iş. Evet. Öncelikle zaten fark edilmen lazım. Bayağı zaman ayırıp iyi bir seviyeye gelmen lazım takımların seni fark etmesi için. Onun için de zaten bayağı zaman ayırman gerekiyor. Takımlar seni fark ettikten sonra çok çalışıp en iyisi olman gerekiyor. Evet. En iyisi olabilmek için de zaman ayırman gerekiyor dediğim gibi. Evet, o zaman o algıyı kırmaya devam edelim. Öyle oturduğumuz yerden sadece oyun oynayarak hayatımızı devam ettirmiyoruz. Tekrar başarılarınızın devamını dileyim. Son sözü size vereyim. Bundan sonra nasıl ilerleyecek 1907 Fenerbahçe Espor? Oyuncuların bu arada sadece sportif başarıları yetmiyor. Ben onu da eklemem gerekiyor bir menajer olarak. Ahlaki kurallara önem vermeleri gerekiyor. İletişime, takım içi uyuma önem vermeleri gerekiyor. Yönetime, koç ekibine. Çünkü aslında hep oyunculardan bahsettik. Ve başarının dediğiniz gibi hani oyun oynuyorlar çok kolay gibi adlandırıldığı da oluyor. Ama aslında sadece oynayanlar değil. Arka tarafta da iyi bir ekip var.
Tüm oyunlarımızda böyle. Koçlarımız var, analistlerimiz var, koç ekibimiz var. Bu insanların da ciddi önemi ve emeği var. Onlar da bu başarının aslında mimarlarından. Onu da unutmamak gerekiyor. Bir yandan da oyuncuların bu ekiple gerçek anlamda sıkı bir iletişimde olması gerekiyor. Yani Birkan çok doğru söylüyor. Başarılı olunca onları mutlaka görüyoruz, fark ediyoruz. Hepsini takip de ediyoruz. Hı hı. Ama sürekli bir şekilde özellikle de Fenerbahçe forması giyinmek istiyorlarsa o zaman bence dikkat etmeleri gereken birçok farklı nokta da var. Bunların dediğim gibi başında ahlaki tutum, düzen, takım iletişimi, bizlere olan iletişimleri ve saygıları da önemli. Şu an Fenerbahçe Espor nerede ve nereye doğru ilerliyoruz? Daha önceden de söylediğim gibi 10 takım 11 farklı ligde oynuyoruz. Bu takımların hemen hemen hepsi dünyada iyi bir noktada, iyi bir sıralamada. İlk 10'da olan takımımız var, ilk 20'de olan takımımız var. Birçok takımla dünyada iyi şekilde ilerlemeye devam etmek istiyoruz açıkçası. Önümüzde Apex Legends takımımızın dünya şampiyonaları var. Japonya'ya maalesef yine pandemiden dolayı gidemediler. Yoksa ülkemiz Orta Doğu ve Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olarak Japonya'ya gitmeye hak elde etmişlerdi. Apex Legends takımımızın uluslararası turnuvalarını takip edeceğiz. League of Legends'da yaz mevsimi başlayacak. League of Legends'ı takip edeceğiz. Tek tek hakikaten 11 tane farklı ligde hepsini saymam çok zor olacak ama hepsi birbirine önemli ligler ve takip edilmesini önerdiğim ligler. Dolayısıyla yazın bizim için aktif bir mevsim olacak. Peki çok teşekkür ediyoruz size. Emre, Hasan ve Birkan sana da çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sizin için yoğun bir sezon başlıyor. Umarım yine başarılarınızla birlikte bizler bu stüdyoda sizleri ağırlıyor oluruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet, programımızı noktalıyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.